Evet, merhabalar. 5 dakikada Hollanda kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Eskisi kadar belki sık video ekleyemiyorum ama yine deneyimlerimi, tecrübelerimi sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Bugünkü konum da yine çok önemli. Bana çok fazla soru geliyor. Biliyorsunuz Hollanda eğitim sistemine yardımcı öğretmen olarak giriş yaptım. Şu an tam zamanlı olarak iki farklı devlet okulunda yardımcı öğretmen olarak çalışıyorum. Bana çok soruyorlar, Emine Hanım okulda ne gibi görevleriniz var, neler yapıyorsunuz? İşte insanların yani öğrencilerin, öğretmenlerin tavırları size nasıl? Gibi çok fazla soru alıyorum. Bu videoda bütün bu soruların cevaplarını bulabileceksiniz. Evet, öncelikle ilk işe başladığım okuldan ben başlamak istiyorum. Şu anda ilk işe girdiğim okulda 1,5 yıldır yaklaşık çalışıyorum. Bu okulda meslek lisesi diye bildiğimiz FNBO ve HAFO yer almakta. 1,5 yıl önce beni ilk işe aldıklarında ki koronadan önceydi, korona başlamadan önce Kasım ayındaydı. Bana şunu söylemişlerdi, bizim okulumuzda bir çalışma alanı var. Bu çalışma alanında öğrenciler ders aralarında ya da dersleri boş olduğunda geliyor. Biz ya seni işte bu göreve hazırlayıp daha sonrasında o çalışma alanını sana teslim etmeyi düşünüyoruz dediler. Benden 2 tam gün okula gelmemi istediler. Yarım gün de gönüllü olarak gelmemi istediler. Ben de tamam dedim. Ve bu şekilde ilk okula başlamış oldum. Yaklaşık arkadaşlar 4 ay kadar yani korona başlamadan önce ben çalışma alanındaki bir bayanla beraber, bir kadınla beraber orada bir nevi eğitim aldım arkadaşlar. O kadını gözlemledim. İşte çocuklar çalışma alanında neler yapıyor vesaire. 4 ayın sonunda da maalesef okullar korona sebebiyle tamamen kapatıldı. Ve o 4 aylık süreç benim için sadece o okulda bir öğrenme süreciydi. Herhangi bir sorumluluk almadım. Yarım günde gönüllü olarak bir fizik öğretmeninin dersine katıldım. Bir kere de ders anlatma imkanım oldu. Tam böyle ısındım, alışıyordum derken okullar tamamen kapatıldı. Ve benim öğretmen olmadığım için, online ders vermediğim için tabii ki 2,5 ay kadar ben okula gitmedim. O süreçte yine maaşımı almaya devam ettim fakat hiçbir şekilde okulla ilgim olmadı. Daha sonra bu 2,5 aylık süreçten sonra okullar kısmen açıldı. Kısmen açıldı ama arkadaşlar çok az öğrenciyle açıldı. Beni okula çağırdılar ama yine çok bir şey yapmadım. Yine çalışma alanında durdum ama öğrenci hiç gelmedi çünkü sınırlı sayıda öğrenci okula geliyordu. Öğretmenleriyle görüşüp belki ders alıp hızlıca evlerine geri dönüyorlardı. Açıkçası yaz tatiline kadar sadece çalışma alanında oturdum arkadaşlar. Yani ilk okula girişim maalesef koronadan dolayı çok talihsiz bir şekilde ilerledi. Sadece o dönemde okullar kısmen açıldıktan sonra bana 2 tane öğrenci verdiler. Burada öğrenciler arkadaşlar başarı gösterdiği zaman bir üst liseye geçebiliyorlar. Diyelim ki meslek lisesinde HAFO'ya geçiş yapabiliyorlar. Bana 2 tane öğrenci verdiler. Bu öğrenciler normalde meslek lisesi son sınıftı. HAFO'ya geçeceklermiş ve fizik konusunda desteğe ihtiyaçları varmış. Yaklaşık 7-8 kere ben bu iki çocukla buluşup sınıf ortamında birebir onlara ders anlattım. HAFO 3 konularından bazılarını önceden çalışarak, PowerPoint hazırlayarak ek ders vermiş oldum. Bu da benim için güzel bir tecrübe oldu ama onun dışında o süreçte arkadaşlar tamamen çalışma alanında boş bir şekilde oturdum. Sonrasında yaz tatilinden sonra evet yine korona devam ediyor ama okullar yine tam zamanlı olarak açıldı. Ve bana dediler ki sana artık çalışma alanını teslim edebiliriz. Ve ben o okulda çalışma alanında 2 tam gün olarak oturmaya başladım. Peki çalışma alanında neler yapıyorum? Öncelikle çalışma alanına şu an normalde maksimum aynı anda 25 öğrenci kayıt olabiliyor. Korona zamanı şu anda bu sayı 15'e düştü. Öğrenciler çalışmak istediklerinde kayıt oluyorlar ve benim bir orada masam var, bilgisayarım var. Orada ben hangi saate hangi öğrenci kayıt olmuş bunu görebiliyorum. Benim en genel görevim arkadaşlar oraya gelen öğrencilerin istenilen şekilde ders çalışmalarını sağlamak ve sonrasında kuralları işletmek. Ne gibi kuralları işletiyorum? Öncelikle ilk olarak yoklama alıyorum. Yani kim gelmiş ya da gelmemiş. Bunu o masamdaki bilgisayarla belli bir program üzerinden yapıyorum. Sonrasında kurallar şunlar. İşte öğrenci mutlaka montunu çıkarmalı, bir yere asmalı ya da dolabında bırakmalı. İşte kapüşon asla takmamalı. İşte yemek içmek çalışma alanında yasak.
Eğer bunu yapan varsa işte uyarılmalı. Bir de genel olarak çok ses çıkarmadan birlikte çalışabilir diğer arkadaşlar ya da kendi o alanda çalışmalı. Genel olarak kurallar bunlar. Açıkçası en çok ne de zorlanıyorum. Özellikle o okulun tam zamanlı açık olduğu zamanda 25 öğrencinin tam geldiği zamanda bazen arkadaşlar gürültü çok sayıya bağlı da olmayabiliyor. Bazı öğrenciler çok aktif oluyor. Oraya sırf vakit doldurmaya gelmiş. Bir de öğrenciler oraya şunun için geliyor. Haftada 5 saat orada bulunmaları gerekiyor. Böyle bir zorunlulukları var öğrencilerin. Ellerinde bir kart var ve o karta benim bir mühür basmam gerekiyor. Yani haftalık o çalışma alanından 5 tane mühür alması gerekiyor. Biraz da zorunluluktan dolayı da oraya geliyorlar ama canı ders çalışmak istemiyor. Gürültü yapıyor, arkadaşlarıyla yüksek sesle konuşuyor. Açıkçası en çok zorlandığım konu yani insanları susturmak. Peki aslında neden zorlanıyorum? Çünkü şöyle bir itirafım olacak sizlere. Ben ilk zamanlar yüksek sesle böyle bağırarak çocukları uyaramıyordum arkadaşlar. İşte söyleyeceğim, işte nasıl söylesem. Bir de hani bir iki kişiye böyle hafif sesle söylemek başka. Bir bağıracaksınız, o sırada 25 çocuk var. Hepsini aynı anda uyaracaksınız. Tabii yani dilim yüzünden kendimi bir belirsizlik hissediyorum. Yani yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Açıkçası ilk günlerde o konuda zorlandım. Yani çocukları uyarmakta, toplu olarak uyarmakta zorlandım. Bundan dolayı daha çok yanlarına gidip bireysel olarak uyarıyordum çocukları. Ama şimdilerde tabii ki biraz daha bu konuya alıştım. Bir yandan da notlarıma bakıyorum unutmamak için. Peki çalışma alanında başka öğrencilerin mesela oyun oynaması yasak. Bilgisayarlar var orada arkadaşlar. İsteyen bilgisayarı kullanabiliyor. İster masada kendi araç ve gereçleriyle çalışabiliyor. Benim bilgisayarımda aynı zamanda çocukların ekranlarını görebildiğim bir yer var. Mesela ben otururken zaman zaman o ekrana bakıyorum. Eğer ekranda bir oyun oynandığını anladığım bir ekran, bir şey görürsem hemen gidiyorum o öğrenciyi uyarıyorum. Peki onun dışında başka işlerim de var. Aslında günlerim oldukça yoğun geçiyor. Orada bir fotokopi makinesi var arkadaşlar. Öğrenciler, bütün personel orada fotokopi çekebiliyor. Bir pin koduna sahip. Oraya mesela öğrenciler geliyor. İşte makineyi kullanmayı bilmiyor. Bazen fotokopi çekmek için pin kodunu unutmuş oluyor. Bazen fotokopi çekecek makineye kağıt sıkışıyor. Yani inanın hani bildiğiniz o fotokopi makinesine destek veriyorum. Kağıt sıkışmadır, pin kodunu unutmadır ya da nasıl çekeceğini bilmiyor. Onda yardımcı oluyorum. Yine çocukların fotokopi çekmek için para yüklemeleri gerekiyor hesaplarına. Mesela bilgisayarım sayesinde o para yükleme işlemini de ben yapıyorum. Sonrasında öğrenciler her tür şeyi ödünç almak için bana geliyorlar. İşte mouse ödünç alma, şarj aleti, hemen buraya bakıyorum. Hesap makinesi, cetvel, kalem, kağıt, dosya, her tür kırtasiye malzemesini sormak için mutlaka bana geliyorlar. Onun dışında bir tane orada bir oda var hemen çalışmalarının yanında. Oraya stilte kamer diyoruz. Eğer bir öğrencinin mesela çok sessiz çalışması gerekiyorsa oraya izin verebiliyoruz. Ya da diyelim ki bir öğrenci sınav zamanı, sınav haftasında sınava girememiş. Öğretmenler bana bir mail atıyor. İşte şu gün şu saatte bir öğrenci sınav için gelecek. Uygun musun diye önce benden bir izin alıyorlar. Ben evet uygun, ben ilgilenebilirim dedikten sonra o öğrenciler sınav olmak için o odaya geliyorlar. Ben de ara ara odada çocuğu gözlemliyorum ve sınavın bitiminde de kağıdını alıp daha sonra hocaya teslim ediyorum. Böyle bir görevim var. Son zamanda da arkadaşlar özellikle koronayla beraber biliyorsunuz öğretmenler odasına aynı anda geldiğinde çay kahve içmek için maalesef mesafeyi koruyamıyoruz. O yüzden okulun değişik yerlerine öğretmenler için küçük öğretmenler odası oluşturuldu. Bunlardan bir tanesi de benim çalışma alanımın yanında hemen. Ben gönüllü olarak orada çay kahve hazırlıyorum. Yani takip ediyorum teneffüs zamanlarını. İşte öğretmenlerin en çok geldiği zamanları gözeterek çay ve kahve hazırlanmasını yapıyorum. Bunu bana kimse söylemedi ama bu kural başladıktan sonra baktım hiç gelen giden yok çayı demlemek için, kahveyi hazırlamak için neyse. Baktım hani öğretmenler geliyor, işte sıcak su yok, kahve yok, mağdur oluyorlar. Benim de yeterli vaktim var, o yüzden seve seve yapıyorum ama kesinlikle bu bana bir iş olarak verilmedi, onu da söyleyeyim. Genel olarak
Başka neler yapıyorum? Yine mesela bilgisayarıyla internete bağlanamayan benim yanıma geliyor. İşte mesela Mahister diye bizim e-okul gibi bir uygulama var. Onun şifresini unutup değiştirmek isteyen bana geliyor. Bu tür şeyleri ben hep benim bilgisayarımdaki bazı programlar sayesinde yapabiliyorum. Onun dışında hemen notlarıma da bakıyorum. Unuttuğum bir şey var mı? Onun dışında en çok nede zorlanıyorum? Açıkçası bu işler hani eğer ana dilimde yapmış olsam hani havada karada yapabileceğim işler. Yani kolaylıkla yapacağım işler. En çok öğrencileri anlamakta zorlandığım oluyor. Yani tabii bazen bazı öğrencinin dediğini tam anlıyorum. Hemen yardımcı oluyorum. Ama bazen bir heyecanla öğrenci yanıma geliyor. Başlıyor arka arkaya cümleleri sıralıyor. Ben tabii toparlayamıyorum. Hemen o zaman şöyle diyorum. Ben diyorum hala da Hollandaca öğreniyorum. Benim için tekrar anlatabilir misin diyorum. Hemen çocukta bir gülümseme oluyor. Ve benim için tekrar anlatıyor. Ve o anlattığında da rahatlıkla anlayıp çocuğa yardımcı olabiliyorum. Genel olarak 2 günüm bu şekilde geçiyor. Açıkçası koronadan dolayı maksimum 15 öğrenci geliyor. Hele ki biliyorsunuz bir dönem Kers tatiliyle birlikte yine okullar 1,5 ay kadar kapalı kaldı. Sadece son sınıflar okullara geldi liselerde. İnan o dönemde çok benim için sakindi. Yani açıkçası ben normal okul dönemini sadece 4 ay görebildim Hollanda'da. Onun dışında hiç yaşamadım. Hep koronayla beraber yaşadım. Ama artık kendimi kurtarabiliyorum arkadaşlar. İlk günlerdeki gibi değil. Artık bağırarak çocukları uyarabiliyorum. Artık öğrenciler bir şey dediğinde hemen anlıyorum ne istediğini. Onu yapabiliyorum. Dolayısıyla 2 günüm bu şekilde geçiyor. Gelelim ikinci okuluma. İkinci okulumda arkadaşlar 5 aydır çalışıyorum. Orada ne var? HAFO var, FVO var ve TTO var. TTO'yu ben de ilk kez orada duydum. Tveitağlık Onderwijs. Hani İngilizce ile eğitim alıyor çocuklar orada bütün dersleri. Bu şekilde bir okul. Aynı zamanda benim oturduğum belediyede, evime 5 kilometre mesafede, yani bisiklet mesafesinde bir okul diyebilirim. Ben oraya ne olarak girdim? Ders asistan olarak alındım. Aslında yine Onderwijs asistan, yine yardımcı öğretmenlik ama öyle bir vasıf verilmiş. Ders asistan olarak alındım. Orada bir ekip var arkadaşlar. Biz şu an 6 kişiyiz. 2 kişi koronadan dolayı, yaşlarından dolayı gelmiyorlar. 6 kişilik bir ekibiz orada. Ve neler yapıyoruz ders asistanı olarak? Öncelikle bizim asıl görevimiz orada derse gelemeyen hocaların derslerini devralmak. Diyelim ki bir hoca evlenecek, işte koronadan dolayı karantinada, hasta, taşınacak ve benzeri sebeplerle izin aldığı zaman o ders yine gözüküyor çocukların programında ama biz devralıyoruz. Öğretmen bize bir mail atıyor. İşte şu gün şu saatteki şu dersim için şunları yaptırabilir misiniz diye. Bu şekilde biz her sabah 8'de bize bir mail geliyor ders asistanları olarak. Sınıflar hangi sınıflara hangi saatlerde gidilecek bu şekilde. Neden sabah erken saatte geliyor? Biliyorsunuz aniden gece öğretmenler arayıp gelemeyeceğini bildirebiliyor. O yüzden hani bu sürekli güncel olması gereken bir konu. Bize bir mail geliyor. Bizim ders asistanlarından bir tanesi hemen bu gelen görevleri bize paylaştırıyor. Herkes bir 10 dakika içerisinde tekrar bir mail alıyor. Bizim hani gün içinde ne yapacağımız netleşiyor ve herkes o gün son o maille gelen programını takip ediyor. Peki neler bunlar? Yani ne gibi işler yapıyoruz? Ana işimiz evet dersleri devralmak. Ben ilk 15 gün arkadaşlar dediler ki sana henüz bir sorumluluk vermiyoruz çünkü yenisin, öğrenmen lazım. Ben 15 gün boyunca bütün ders asistanlarının yanlarında gezdim. Beni hep götürdüler yanlarında ne iş yapıyorlarsa. Ben de onları gözlemledim. Normalde en az 3 hafta sürer demişlerdi ama 15 gün sonra beni artık direkt sen de artık sorumluluk alabilirsin deyip görev vermeye başladılar. Yani 15 günün sonunda ben de artık sınıflara yalnız girmeye başladım. Evet arkadaşlar, sınıflara girince ne yapıyoruz? İşte sınıfa giriyorsun, 50 dakika dersler. Ben ilk etapta birinci, ikinci ve üçüncü sınıflara giriyordum. Diyelim ki ders matematik, öğretmen yok. Ama öğretmen bana bir mail atmış, benim ne yapmam gerektiğini söylemiş.
Ben de arkadaşlar ilk birinci, ikinci, üçüncü sınıflar ilk 5 dakika kitap okuyorlar. Öncelikle o 5 dakika kitap okumayı sağlıyorum. Kitap okuma bittikten sonra da öğretmenin bana verdiği işte hangi konuda hangi sorular yapılacak ya da öğretmen ne istediyse çocuklardan, çocuklara onu aktarıyorum. Sonra zil çalana kadar çocukların başında onların sessiz bir şekilde, konsantre olmuş bir şekilde o ödevi yapması için başlarında bekliyorum. Açıkçası bu benim için muazzam bir tecrübe arkadaşlar. Çünkü ben ilkokulumda böyle bir şey hiçbir zaman yaşamadım. Yani hiçbir zaman hadi al işte geçici de olsa bu sınıf 50 dakika sende diyen kimse olmamıştı. O yüzden bu benim için çok muazzam bir deneyim oldu. Evet, tabii ki zorlandığım günler oluyor, zamanlar oluyor. Düşünün, en büyük problemim şu an insanları tam anlayamamak, kendimi tam anlatamamak. Bu arada şu sorunun da cevabını vereyim. İşte 3 yıldır uğraşıyorum, düzenli vakit ayırıyorum ama hala arkadaşlar daha yolum var. İnanın, hele ki öğretmenlik biliyorsunuz anlaşarak, konuşarak yapılan bir meslek olduğu için daha yolum var. Yani yolun yarısını geçtim ama bu henüz tam olduğu anlamına gelmiyor. En çok bu konuda zorlanıyorum. Yani öğrenci diyelim ki o sırada matematikle ilgili ödevini yaparken pat bana bir şey soruyor. Konuyla ilgili olabilir, başka bir şey olabilir. Anlayamadığım oluyor. Çok oluyor. Kişiden kişiye bu değişiyor. Yani konuşma stiline göre değişiyor. Ama hiçbir zaman panik olmuyorum. Hep diyorum ki ben seni tam anlayamadım. Benim için bunu tekrar anlatabilir misin dedi. Hepsi severek anlatıyorlar. Ben sınıflara ilk girdiğimde ilk 2 hafta herkese kendimi tanıttım. Herkes açıkçası hayran kaldı bana. Yani 3 yıl gibi bir sürede şu an karşılarında olmamdan hepsi çok etkilendi. Yani hep güzel şeyler söylediler. O yüzden öğrenciler adına hiç korkmuyorum arkadaşlar. Anlamadığım şeyler hep oluyor ki belli bir süre hep olacak. Ben hep öğrencilere soruyorum, tekrar anlatmasını istiyorum. Ama açıkçası bazı sınıflar çok yaramaz olabiliyor. Onları susturmakta zorlanıyorum arkadaşlar. Bazıları uysal oluyor, o zaman işim daha kolay oluyor. Ama genel olarak yalnız başıma sınıfları bu şekilde devralmaktan dolayı çok çok memnunum. Yani bizim asıl işimiz burada bu şekilde dersleri üstlenmek. Peki sonraki zamanlarda başka ne gibi işlerle uğraşıyoruz? Yine Zoom dersleri gündemde biliyorsunuz şu anda koronadan dolayı. Öğretmen evde, eşinden dolayı belki karantinada ama evden ders verecek. Biz de ne yapıyoruz arkadaşlar? Öğrenciyle öğretmen arasındaki o teknik desteği sağlıyoruz. Görüntüyü açıyoruz. Öğretmenle öğrenciyi buluşturup daha sonra dersin sonuna kadar yine orada çocuklara göz kulak olmaya devam ediyoruz. Diyelim ki öğretmen görmüyor ama ben bir çocuğun telefonuyla uğraştığını görüyorum. Hiç ses etmeden, çünkü öğretmen konuşuyor, ders devam ediyor. Kaş göz işaretleriyle işte telefon gitsin gibi, işte ne bileyim kulaklık takmış, o kulaklığı çıkarması için uyarıda bulunuyorum. Bunları tabii genel sessiz bir şekilde el kol işaretleriyle yapmaya çalışıyorum. Yani Zoom derslerinde de bu şekilde göz kulak oluyoruz öğrencilere. Sonrasında sınav haftalarımız oluyor. Burada okullarda bazen 1 hafta, bazen 2 hafta komple sınav oluyor. Hiçbir şekilde ders işlenmiyor. O tür sınav haftalarında burada yeni okulumda gözetmenlik yapıyoruz. Mesela bu hafta sınav haftamız başlıyor. 2 hafta boyunca işte 2 saatlik, 1,5 saatlik ya da 3 saatlik sınav gözetmenliklerimiz oluyor. Sadece gözetmenlikle kalmıyor. Sınav bitiyor, bütün kağıtları toparlama, sonra onları öğretmen öğretmen ya da sınıf sınıf ayırıp en sonunda ilgili yere teslim etme gibi görevimiz de devam ediyor. Teneffüslerde gözetmenlik yapıyoruz sırayla. İlla ki bu her teneffüs o anlamına gelmiyor. Çünkü bazen öğretmenler de ya da başka destek personel de buna katkıda bulunuyor. Ama gözetmenlik yapıyoruz. Severek yapıyorum açıkçası. Çünkü yaptığım her iş bana bir şey katıyor. Hiç yüksünmüyorum yani. Hepsini severek yapıyorum. Sonra da bazen danışmaya destek oluyoruz. Danışmada düzenli olarak 2 kişi duruyor ama diyelim ki içlerinden biri hastalandı, izin aldı, gelemedi. O zaman bizlerden biri ya da birkaçı sırayla orada duruyor. Ben açıkçası benim zorlanacağımı düşündükleri için beni pek danışmaya yazmıyorlar ama bir kere yazdılar arkadaşlar. Ben rica ettim. Yani denemek istiyorum dedim. Gerçekten çok zor bir iş. İnanın ana dilimizde bile danışmada durmakta zorlanırız çünkü telefon bağlamak, işte isimler, soy isimler bunlar kolay şeyler değil. Ama bir kere tecrübe ettim. O da benim için güzel oldu. Yine burada bir fotokopi odası var. Fotokopi çekmek için görevli
bir personel var arkadaşlar. Okullar, bütün öğretmenler mail yoluyla o kişiye fotokopi isteklerini gönderiyor ve o kişi de gün içinde öğretmenlerin fotokopilerini hazırlıyor. Sınav olabilir, örnek sınav olabilir. Bazen diyelim ki bu kişi hasta oluyor, bir işi çıkıyor. O zaman da biz yine orada görevlendiriyoruz. Ben de fotokopi makinesini artık iyice öğrendim. Nasıl çekilir, nasıl yapılır. Benim de birkaç kere orada durdum, yani tecrübe edindim. Bu arada ben yeni olduğum için hemen hemen her şeyde görev vermeye çalışıyorlar bana, öğrenmem için. Ben de bunu çok faydalı buluyorum. Sonrasında burada yine aynı benim ilk anlattığım, ilk okulumda anlattığım çalışma alanı gibi çalışma alanları var. Hatta bu ikinci okulum oldukça büyük bir okul. Yaklaşık 2000 öğrencisi olan, 3 bölümden oluşan, hani böyle labirent gibi oradan oraya gittiğiniz bir okul. 4 tane çalışma alanı var. Bazen oralara da bizi koyuyorlar. Yani kişi izin aldığında ya da gelemediğinde. O zaten benim biraz aşina olduğum bir iş, diğer okuldan dolayı. Mesela şu son dönemde okullara öğrenciler kısmen geliyor, biliyorsunuz. Hele ki bazı öğrenciler, yani özellikle desteğe ihtiyacı olan öğrenciler evde online ders almıyor. Gerekirse okulda, hani öğretmeni iyi takip etsin diye okula çağırıyor. Mesela bu öğrencilerin başında duruyoruz. Şimdi hiç yaşamadım ama okul gezilerinde öğretmenlerin yanında gidiyormuşuz. Diyelim ki öğrenciler Denhak'ta bir müzeyi ziyaret edecek. Öğretmenle birlikte bizden de bir ya da iki kişi öğretmene yardım için gidiyormuş. Bakarsınız korona inşallah gider. Koronadan sonra ben de bunu tecrübe etmiş olurum. Bir de bunun dışında aslında şu ana kadar her iki okulda anlattıklarım yardımcı öğretmenin yaptığı şeyler. Bir de teknik on-device asistan diye bir kavram var. Bu yardımcı öğretmenlerde fizik, kimya, biyoloji gibi derslerde laboratuvar kısmında öğretmene yardımcı oluyorlar. İşte deney materyallerinin, aletlerinin dağıtılması, onların kurulması, işte onların tekrar geri toparlanması, deney sırasında çocukların sorularına yardımcı olma gibi görevleri var. Mesela bizim ikinci okulumda 3 tane teknik on-device asistan var. Ama biz de yardımcı öğretmen, on-device asistan grubundayız ama bize özel olarak bir ders asistanı ismini vermişler. Evet arkadaşlar, sanırım iki okulda da yaptıklarım bunlar. Sadece birkaç şey söylemek istiyorum. Benim dil koçum var, Nesrin abla. Zaman zaman bahsediyorum ondan. Onun bana hep bir nasihati olmuş. Emine, ben inanıyorum bir gün işte okullarda işe başlayacaksın, çalışacaksın. Sakın gittiğin yerde ahengi asla bozma. Yani insanlar hangi şeyde çalışıyorsa, hangi ritimde, mutlaka sen de onlara ayak uydur. Asla göze batma demişti. Bunu yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Biliyorsunuz, eminim Hollanda'da iş hayatına girenler bunu benimle aynı fikirdedir. Burada iş hayatında insanlar sakin çalışıyor arkadaşlar. Öyle fazla sıkıntıya gelmiyor. Yani Hollanda iş ve hayat dengesini çok güzel kurmuş. O yüzden bizim gayet rahat ders aralarımız oluyor. Yani bir ders asistanı olarak dinlenmeye zamanımız oluyor. Zaten her iki okulda da biri 30 dakika, biri 20 dakika olmak üzere 2 adet teneffüsüm var. Ama sakın hani böyle her işe koşup da onu da yaparım, bunu da yaparım. Hani ben sakın böyle şeylere girme demişti bana Nesrin abla. Gerçekten bu doğru. Eğer onlar bir saatte bir iş yaparken sen bir saatte 3 iş yapılacağını gösterirsen bundan diğer insanlar rahatsız olur. Dolayısıyla ben buna çok dikkat ediyorum. Her iki okulda da ritme uymaya çalışıyorum. Normalde ben de çok tez canlı biriyimdir. Aslında aynı anda onların yaptığı işin çok fazlasını yapmaya biz Türkiye'den alışığız ama buna çok dikkat ediyorum. Diğer söylemek istediğim, herkesle iletişim halinde olun. Ben öyle yapıyorum. Öğretmenler odasında hiç çekinmeden herkesin yanına gidiyorum, konuşuyorum. İlk zamanlar hep öyle yaptım. Kendimden bahsediyorum, tanımayanlarla tanışıyorum. Yani hiç çekingen olma. Yani bir köşeye oturup işte tam konuşamıyorum, tam anlatamıyorum demeyin. İnanın etrafınızdaki herkes sizi çok iyi anlıyor. Yani belli bir yaştan sonra dil öğrenmenin kolay olmadığını herkes fark ediyor arkadaşlar. O yüzden hiç endişe etmeyin. Mutlaka herkese hikayenizden bahsedin, öğrenme gayretinizden, yaptıklarınızdan bahsedin ve herkese iletişim halinde olun. Ve son olarak bilmediğiniz ve anlamadığınız şeyleri mutlaka sorun. Burada hep şöyle diyorlar, herkes hata yapabilir diyorlar. Yani benim de mesela, şimdi uzatmamak için anlatmıyorum. Her iki okulda da yaşadığım bir iki talihsiz olay oldu. Ben belki panik oldum ama hiç kimse bana kızmadı. Hep
Ya herkes hata yapabilir. Hepimiz insanız diyorlar. O yüzden bilmediğiniz, anlamadığınız şeyleri mutlaka sorun. Herkes size yardımcı oluyor. O yüzden benim genel olarak öğretmenlerle, öğrencilerle ilişkilerim çok güzel. Herkes bana destek oluyor. Ben aksanlı konuşuyorum, kötü konuşuyorum, kemküm, yarım yamalak konuşuyorum, kendimi tam ifade edemiyorum. Her halimden belli bir yabancı olduğum, yani konuşmamdan, ama hiç kimsenin bana rencide edecek şekilde baktığını, küçümseyerek baktığını hiçbir şekilde hatırlamıyorum. Bilakis arkadaşlar, herkes beni takdir ediyor, tebrik ediyor. Hep diyorlar işte, biz senin yerine tersi olsaydı Türkiye'ye gitseydik, senin burada 3 yılda aldığın bu yolu biz asla Türkçeyi öğrenip Türkiye'de alamazdık diyorlar. O yüzden bu konuda da içiniz rahat olsun. Ben her iki okulda da çok fazla destek görüyorum. Ama kendim de gayret ediyorum. İnsanlarla iletişim halinde olmaya çalışıyorum. Evet, galiba videomun sonuna geldim. Biraz fazla konuştum ama umarım faydalı olmuştur bu videom. Ve hepinize başarılar diliyorum. Yardımcı öğretmen olarak çalışacak herkese başarılar diliyorum. Asla vazgeçmeyin. Bu insanlar gayretli olduğunuz sürece sizi fark ediyorlar. Sadece Hollandaca'ya asılın. Şu an önümüzdeki tek engel Hollandaca. Onu da aşarsak Hollanda eğitim sistemi bizi bekliyor. Bir de biliyorsunuz Milli Eğitim Bakanı da çok ciddi destek verdi. Koronadan dolayı bayağı yüksek miktarda paralar verecek okullara ve okullarda yardımcı öğretmen alımında kullanacak bir kısmını. O yüzden hepimizin şansı var. Moral bozmadan devam edelim. Evet, bir başka videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın.